Merhabalar değerli Bursa sporcular. Takımımız yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerinde sürdürüyor ve yanımızda teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak var. Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz teklifimizi kabul ettiğiniz için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Hocam çok genç ağırlıklı bir takımla buradayız, kamptayız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kamp? Tabii böyle oyuncularla böyle büyük bir kulüpte sezona başlamak onlar için de benim için de biraz zor. Şöyle oyuncular yaş olarak, fizyolojik ve anatomik olarak böyle performans düzeyinde, hele bazı yaş kategorileri bu tür antrenmanlara uyum göstermekte biraz zorlanıyor. Burada çok ciddi bir antrenör becerisine ihtiyaç var. Zaman zaman onlara o yaş kategorisinde küçük olanları dinlendirip zaman zaman çok yüksek şiddetler antrenmanı almayıp böyle planlar yapıyoruz. Şimdi hem geliştirmek zorundayız hem de yarışmak zorundayız. Bu kolay bir şey değil. Ekip arkadaşlarımla ben bu konuda çok hassas bir şeyler yapmamız lazım ki bir oyuncu kaybetmeyelim. O noktada da elimizden ne geliyorsa hassasiyet gösteriyoruz. Genç oyuncuların coşkusundan, heyecanından, onların hayallerinden, ilerleyen zamandaki futbol yaşantılarında önemli bir yer edinmek adına hassas olmamız gerekiyor. Hem kulüp adına hem de biz antrenörler adına. Çok memnunum. Onlarla çalışmak keyifli. Çok gayretliler. Hem taktiksel anlamda hem de atletik antrenman anlamında uyum gösterme konusunda çok memnunum. Uyum gösteriyorlar. Hocam ilk hazırlık maçımızı Fenerbahçe ile oynadık. Aslında giderken çok eleştiri almıştık oraya giderken ama maçtan sonra birden tersine döndü oklar. Gayet beğenildi takımımız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe maçını? Şimdi tabii herkesin konuya bakış açısı başka. Birileri farklı bir açıdan bakıp başka bir yorum getiriyor. Ben oralarından bakamıyorum tabii. Ben burada takımı bir an önce eldeki mevcut malzemeye göre lige nasıl hazırlarım? Bu oyuncularla oynayacak isem bu oyuncuları bir an önce nasıl o zorluk derecesi yüksek maçlara getiririm? Bunun derdindeyim ben çünkü işim bu. Bu taraftan sorgulanacağım. O yüzden de kolay bir şey de değil bu ayrıca. Fenerbahçe maçı ile alakalı oyuncular şimdi ben bir 3. lig takımından ilk sürekli ben böyle şeyler yapıyordum. Zorluk derecesi ligin ilk hazırlık dönemindeki maçı seviye olarak alt liglerden bir takımda oynuyordum. Bu sefer böyle bir şey gelince bunun takıma bir özgüven getirebileceğini, böyle kimsenin beklediği gibi bir şey olmayacağını, kulüpte böyle bir kulüpler arası böyle bir anlaşma olduğundan dolayı ben de durumdan oyuncularıma ve bana nasıl bir fayda sağlayabilirim diye o seviyedeki oyunculara karşı benim bu kısa dönem içinde onlara öğrettiklerimi uygulayabilecekler mi? Benim için önemli tarafı buydu. Maçın geneline baktığımız zaman da çok önemli şeyler kısa bir zaman içinde. Çünkü bu zaman şöyle bir zaman. Oyuncuların genç olmalarıyla birlikte antrenman yaşları ve antrenman geçmişlerinin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Hem oyuncuları atletik açıdan düzeltip hem taktiksel anlamda oyun planlarını uygulamak böyle 15 günlük bir iş olması çok zor. Kolay bir şey değil. Ama benim istediğim şeyler vardı. Onlardan bölüm bölüm oyun içinde parçalar gördüm. Takımın da oradaki bunu yapabilirliğini, bazı oyuncular biz bu işi yapabiliyoruz gibi bunu hissettiler maçtan sonra. Bu önemli bir adımdı, bir özgüvendi. Çünkü ama şunu da unutmamak gerekir. Sonuç itibariyle bir hazırlık maçı, lig böyle olmaz. Ligde daha zor şartlar altında oynayabiliriz. Psikolojik baskısı var, taraftar var. Bunlar kolay şeyler değil. Yani bugün Bursaspor'un herkese ihtiyacı var. Bu genç oyuncuların herkese ihtiyacı var. Yani artık başka şekilde farklı yorumlar yapmanın kimseye faydası yok. Durumu doğru değerlendirip elimizden ne geliyorsa Bursa için, Bursaspor için, bu genç oyuncular için hep birlikte destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırdınız. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Böyle tabii herkes bir açıklama bekliyor. Ama ben tek tek basına konuşursam
basındaki arkadaşlara. Adaletli davranmak doğru diye düşünüyorum. Herkese tek tek konuşunca belki birisini ıskalayabilirim. Birisinin telefonunu görmem veya bir açıklama yapmam. O zaman benim birilerini ayrıştırdığım düşünülür. Biz kendi kanalımızdan böyle açıklamalar yapalım. Bir de zaman zaman basın toplantısı yaparız. Böyle bireysel bir şeyler söylemek çok doğru olmaz. Çünkü öyle bir durumda değiliz. Birbirimize sıkı sıkı sarılacak, birlikte hareket edecek bir zamandayız. Kimse alınganlık göstermesin. Zaman zaman böyle açıklamalar yaparız. Basın toplantıları yaparız. Öyle sosyal medyadan da bana çok yazan taraftarlar var. Onların destekleri var. Onları yanımda hissediyorum. Bana karşı o gücü hissettiriyorlar bana. İnşallah ki onların da bizim de layık olduğumuz yere, Bursaspor'un da layık olduğu yere getirmek, hep birlikte getirmek bize nasip olur. Hocam 20 saatte çalışıyorsunuz günde. Onu da hatırlatalım. Belki telefonunuza çok bakamıyorsunuzdur. Tabii şimdi biraz önce de söyledim. Burada normal daha önceki mesela geçen sezon başı gibi Bursaspor kampı gibi bir kamp yok burada yani. Gerçekçi olmak lazım. Çok ince, detaylı bireysel antrenman ve bireysel takiplere ihtiyaç var. Biz 7 kişiyiz. Evet dediğin gibi gece çok geç vakitlere kadar oyuncuları takip etmek zorundayız. Sürekli ölçmek zorundayız. Çünkü elimizdeki oyuncu genç. Yani genç oyuncuyu ölçmeden bir takım şeylerini geliştiremezsiniz. Bunlar da çok fazlasıyla vakit alıyor. Buralarda fazlasıyla zaman harcıyoruz. Şartlar bu. Şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Şartlar en minimum şartlarda maksimum performans nasıl verebiliriz? Bunların hesabını yaptığımız için biraz öyle şeyler oluyor. İşte dediğim gibi herkese teşekkür ederim. Destek olsunlar. Şartlar ne olursa olsun, daha önce de çok defa dile de getirdiğim gibi ne gerekiyorsa onu yapacağız. O yürek, o samimiyet bu çatı altındaki herkes de var. Çünkü geçmişte de bunu çok defa bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstermiş, Avrupa'ya göstermiş bir takım burası. Yapabilir yani, genetiğinde bu var. Biraz daha sakin olmak lazım. O malum meselede herkesin çok samimi ve içtenlikle çalıştığını biliyorum. O konularla alakalı konuşmak da istemiyorum. Çünkü benim çok sorumluluk alanımda bir durum değil. Ama gözlemlediğim kadarıyla birçok insan sorumluluğu olan insanlar çok samimi ve içten o konularla alakalı mücadele ediyor. Bunu da ben gördüğüm için saygı duyuyorum. İnşallah ki o tarafını da hallederiz işin diye umut ediyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Yalçın Koşukavak bizlerleydi, teknik direktörümüz. Takımımız sabah kondisyon salonunda çalışacak. Ardından yine akşam saatlerinde sahaya inecek. Oyuncularımız karşınızdaydık. Ben Bartu Kösemsever, İsmail Tarhanacı ile birlikte sizlere bu yayını en iyi şekilde aktarmaya çalıştık. Başka bir yayında, başka bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.